herkese merhaba. Ormanın içerisinden ulaşıyorum size falan böyle. Hay Allah. Biz bugün dışarıda böyle bitkiler arasında dolaşırken bir bitkiye rastladık. Ve yaprakları o kadar büyük ki onu görmemek imkansızdı. Hemen gittik, bir baktık, şöyle inceledik ve çok beğendik. Bu bitkinin adı Alocasia bitkisi. Bu bitki tropikal bir bitki ve üzerinde bir not vardır. Şöyle bir not var. Bu notu size okumak istiyorum. NASA'nın bir araştırması sonucunda bu bitkinin çok sağlıklı ve çok fazla oksijen verdiği söylüyor. Bunu evinizde tutarsanız oksijen Ayrıca miktarını söylüyor. Ruh sağlığı ve fiziksel sağlığı olumlu bir şekilde etkilediği söylüyor. Evimizi bu yüzden hemen aldık. Tabii ruh sağlığımız yok mu? Var. Ama bunu arttırmak için tabii ki aldık. Oksijen seviyesini arttırmak için aldık. Çok ilgimizi çekti. Hani bu şekilde bir yazıyı daha önce hiç görmemiştik bir bitki üzerinde ve bunu da NASA söylüyor. Bakımı var. Bununla ilgili ben size bir bilgi vermek istiyorum. Şöyle çok direkt bir ışık almayacak. Dolaylı bir ışıkla mutluymuş kendileri. Haftada bir gün aynı ölçekle sulamamız gerekiyormuş ve bir kere gübre veriliyormuş. 25 derece ile 15 derece arasında sıcaklıkta büyüyormuş. Bitkinin üzerinde küçük lekeler vardı ama bunu sorun etmedik çünkü bitki o kadar güzel ve yeni yapraklar veriyor ki çok sağlıklı. Bakalım evimizin yeni üyesi. Şimdi bunu evimizde güzel bir yer ayarlayacağız. Bunu da birlikte yapacağız. Nereye koysak diye düşünüyorum. Çünkü bu bölge çok aşırı derecede doldu ve yaprakları çok büyük olduğu için çarpabiliriz diye korktuğumuzdan dolayı pencere tarafına gidiyoruz. Şimdi buradaki bitkileri bir azaltalım. Ben sana vereyim, olur mu? Sen de o bambuları yine çerçevemize koyarız. Bambular biraz ışın alsın diye, güneş ışığı alsınlar diye buraya koyduk. Şimdi bunları yeniden eski yerine koyacağız. Dur bebeğim. Burası bambu dolu. Bunlar yeni bambularımız. Bir sürü evimizde bambu oldu. Bambu yetiştirmek de çok kolay ayrıca. Nasıl çoğaltacağımızı bilmiyorsak yukarıdaki linke tıklayarak öğrenebiliriz. Haydi usta, haydi usta. Hızlı hızlı usta. Bakın bir tane bambumuz çürüdü bizim. Bunu da ben çürüttüm. O tamamen benim hatamdı. Bunu bak, çıkmış. Çıkmış mı? Gizlenmiş. Aa, bakmak istiyorum. Hangisi? Aa, buradan. Evet, süper. Evet, sadece bir tanesi deney kurbanı oldu. Bambular bitti. Şimdi alanım çok dar. Bana daha büyük alan lazım. Hele ki bu alokasiyayı koyabilmemiz için biraz daha geniş gerekiyor. Çünkü yaprakları çok büyük. Yani neye güvenerek aldık biz bunu ya? Nereye koyacağız? Koyacak yerimiz yok. Bu kadar çok çiçek var ki. Tamam, bunları da birazcık ileriye doğru itirsek. Şöyle. Bu. Burada kalsın mı? Kalsın, onu daha sonra geri koyarız. Şöyle dursun. Tamam. Bir tane bana sandalye ya da yükseltici bir şey lazım. Onu da buraya. Dilekleri söktün. Söktüm, yerlerine bağlayacağım. Ne dilek dileyeceksin? Biraz da ağaç gelsin eve. Her yerimiz ağaç oldu gerçekten. Yani salon sadece ağaç dolu. Bu çiçeğimiz kaç yıllık? Bu var ya rahat 5-6 yıl olmuştur. O kadar oldu mu ya? Oldu oldu. Gerçekten. Daha da fazla olmuştur. Sana söyleyeyim. Dekasiye şu an meşgul. Alocasia şu anda diğer manitasıyla konuşuyor. Size bunu göstereceğim. Bu çok
Ben nasıl çıkacağım? Sen orada kalacaksın artık. Yaşa orada. Ben de burada artık çiçek açacağım. Güzel oldu. Ne diyorsun? İyi oldu. Tamam. Türkiye'de fil kulağı olarak da biliniyor bu çiçek. Zaten baktığımızda yaprakları filin kulakları gibi kocaman. Ve bunun başka türleri de var. 150'ye yakın türleri var bu bitkinin. Bir tanesi daha bizim evimizde var. Onu göstermek istiyorum. Bir tür daha. Bu şekilde. Bu da fil kulağı olarak geçmekte. Dediğim gibi bu da diğer bir türü. Bu bitkinin ayrıca tıpatıp buna benzeyeni daha var. Ama alt tarafı yeşil olanı var. Biz bunun alt tarafı mor olanını bulduk, aldık. Ayrıca o yeşil olanı da çok yakında bizim evimizde olacak. Her yerimiz çiçek dolu. Bu bitkinin bakımı da gayet kolay. Sadece bulması birazcık teferruatlı ve zor olabilir. Ama bulduğunuzda muhakkak alın. Çünkü evin içerisindeki oksijeni değiştiriyor. Çok fazla oksijen veriyor. Ve ruh sağlığımız için bu önemli bir bitki. Bunu nasıl açıklıyor? Hani ben söylemiyorum. NASA'nın açıklamasını ben size okudum. Farklı çiçekler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başka bitkilerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güzel oldu. Çok güzel oldu ya.